Abi. Bu ne hal çocuk? Günaydın abi. Günaydın. Hasan amcadan ıhlamur fidesi istemişsin. Duruyormuş kaç gündür. Ne olacak şimdi? Bir arkadaşım istemişti de gerek kalmadı. Ihlamur ağacı isteyen bir arkadaş. Handan olamaz o zaman. Kimmiş merak ettim. Boş ver abi ya. Şimdilik gidiyorum o zaman. Ama elimden kurtuldum sanma sakın. Bu devirde böyle bir şey isteyen arkadaş bulmak zordur. Kıymetini bil. Bahar. Berat'ın atkısı kurumuş kızım. Unutmayayım diyordun ya, ben koyuyorum çantana. Şey diyecektim. Dün o çocukla getirmişsiniz Berat'ı eve. Kemal'le. Öyle mi? Hı hı. Uğrayacak mı bugün? Anne, Kemal uğramaz artık. Mahalleden gitti dedim ya. Ben çay koyayım anne. Alo Selim, neredesin? Dışarıdaymışım, var ne oldu? Cüneyt birazdan şirkete geçecek. Hemen git konuş. Sonra ver istifanı, bitsin bu iş. Sen de amma meraklıymışsın beni göndermeye be. Yapmam gereken bu. Ekmek yediğin yerde hırsızlık yapmayacaktın. Sen konuşmazsan ben konuşurum. Cüneyt'le haberin olsun. İyi be, tamam iyi. Selim. Selim. Ya of Selim ya. Cüneyt. Günaydın. Günaydın. Nasılsın güzelim? İyiyim, sen? Gayet iyiyim. Ya dur, yapma. Peki. Evle onunla mı oynayacaksınız? Birlikte iş yaptığımız bir şirket var. Onun satış müdürüyle. Niye sordun? Hiç. Yok bir şey. Var bir şey var. Ya ne bileyim, Eylül Hanım. Çok güzel bir kadın. Zeki de. Kıskanmış mı benim sevgilim? Feride. Benim gözüm senden başka kimseyi görmüyor. Hala anlamadım mı? Nasıl anlatabilirim bunu sana? Babaannemin evleneceğim kadına takmam için verdiği kolyeyi hediye ettim sana. Bunun anlamı o kadar büyük ki. Daha ne yapabilirim bilemiyorum. Affedersin. Affedecek bir şey yok. Hem sen kolyeyi niye takmadın bakayım? O çok zarif bir kolye. Yani o özel günlerde takılır. Şimdi bu kıyafetimle hiç uygun değil. O yüzden. Tamam. Görüşürüz. Bu arada seni sevdiğimi daha önce söylemiş miydim? Tamam. Söyleyeceğim saatte orada olun. Her şey hazır olsun. Konuştuğumuz gibi. Ne oldu? Feride Selim'e bugün için
Yarın şirketten ayrılacaksın, yoksa Cüneyt'e söylerim demiş. Selim'in Feride'yi ikna edebilmesi için bir tezgah hazırlıyorum ben de. Ne gerekiyorsa yap Tunç. Selim elimizden kaçırmayalım. Ben hallediyorum. Merak etme. Nasıl merak etmeyeyim? Bundan başka bir şey düşündüğüm yok ki. Osman'ın o pis pis sırıtışları aklıma geldikçe midem bulanıyor. İyi gidiyorsun ama. Yüzüne tükürmemek için zor tutuyorum kendimi. Tutmaya da devam edeceksin. Osman hayran sana. Bu kıvama gelmesi birkaç gün sürer sanıyordum. Ama sen zoru başardın. Öyle devam edeceksin. Öfkeni içine gömeceksin. Ama sadece Osman'ın hayranlığı yetmiyor. Cüneyt yüzüme bile bakmıyor. Aklı fikri o aptal Feride'de. Feride'nin o saflığı, masumluğu geçince Cüneyt'in gözü senden başkasını görmeyecek. Oğlum, bir nane limon daha yapayım mı sana? Miden nasıl? Ha? Yok anne, iyiyim ben. Gerek yok. Bahar iyi akıl edip de Mehmet Kemal'i çağırmış. Yoksa kız başına hayatta taşıyamazdı seni eve. Küfelik olmuşsun. Ne vardı o kadar içecek, anlamadım ki. Bir şey yok dedim ya anne. Hayır, Bahar'a karşı da iyi olmamış. Kız düşünür. İleride evlenince bu böyle mi olacak diye. Ya ben olsam düşünürüm oğlum. Ya anne, ben sana demedim mi Bahar konusunu kapat diye, anlamıyor musun? Söyledin ama ben anlamadım herhalde oğlum. Anlat bana. Niye birdenbire Bahar'dan vazgeçtin ha? Niye vazgeçtim biliyor musun? Çünkü Bahar beni istemiyor. Anladın mı? Bahar beni istemiyor. Anne, ben Berat'lara gidiyorum. Atkısını götürüp geleceğim. Hem bakayım bir nasıl oldu. Giderken şunu da götürüver. Bu onların tabağı. Biraz da kek koydum. Tamam, öyle koy anne. Giderken götürürüm. Selam da söyle. Söylerim. Anne, biliyor musun, baban Feride'yi de yemeğe götürmüş. Cüneyt söyledi. Neden götürdü acaba? Canım, neden olacak? Bizim ona ne kadar değer verdiğimizi anladı tabii. Bence baban Feride'yi seviyor. Ama belli edemiyor tabii. Sanki bize belli etti de. Adamın sevgi anlayışı böyle. Öyle de. Belki de yaptıklarını telafi etmek için götürdü. Vallahi bana hiç öyle gelmiyor. Sen nasıl oldun? Geçti mi heyheylerin? Ay anne, kusura bakma ne olur. Bu aralar biraz hassasın. Bebek meselesi yüzünden. Biliyorum kızım da. Böyle kendini harap ederek hiçbir şeyi değiştiremezsin. Vazgeçmeyeceksin. Umut edeceksin. Haklısın. Ay, ben bir Feride'ye bakıp geleyim, olur mu? Hmm, bak bak. Kendini kapatmasın. Feride, sen iş ilanlarına mı bakıyorsun? Ya söyleme demiştim Nazire ablaya. Yetiştirdim hemen. Canım söyledi de ben şaka yapıyor sandım. Sen ciddi ciddi iş ilanlarına bakıyorsun. Evet. Ne oluyor Feride? Nereden çıktı şimdi bu iş aramak filan? Öyle işte Yıldız abla. Hadi bir tanem anlat. Ha, ne oldu? Günaydın Nergis. Günaydın Cüneyt Bey. Nasılsın? İyiyim, siz? Sporumu yaptım. Gayet iyiyim. Eylül odasındadır. Otel dosyasının bir çıktısını alabilir miyim? Tabii, hemen. Eylül içinde lütfen. Tabii ki. Sen Eylül'den pek haz etmiyorsun galiba. Yok, yok öyle bir şey. Sen bizim şirket için çok önemlisin. Babamın kıymetlisisin. Herkesin yeri dolar, seninki asla. Aklından çıkarma. Dosyayı odaya getir lütfen.
Tamam. Günaydın. Günaydın. Tenisten mi? Evet. Zorlu bir maç oldu. Kim kazandı? Sence? Birkaç görüşmem var. Sonra şu otel işi için görüşürüz. Tamam. Oğlum. Burada üşüyeceksin. Hadi içeri gir. İyiyim ben anne. Sen işe gitmiyor musun? Yok. Zühre Hanım'a söyledim. Berat. Belki sen yanlış anlamışsındır ha? Derdini anlatabildin mi kıza? Açıldım anne ben ona. Seni seviyorum dedim. Senden başka kimseyi sevmedim dedim. Daha ne diyeyim? Oğlum. Kız kısmı naza çeker kendini. Belki söyleyememiştir. Seni seviyorum diyememiştir. Yo. O da beni seviyor. Hem de çok seviyor. Ama abi gibi, kardeş gibi seviyor. Gitti ya senin gözünün feri. Ben gözünün bebeğinden anlarım ya senin dünyanın karardığını. Annem sen bana dedin de ben anlayamadım ki. Bahar'ı çok sevdin sen. Öyle başka sevdin ki. O da seni sever sandım. Ben ne bileyim. Tamam. Bunu bil. Bir daha bu konuyu açma diye söyledim. Sen biliyorsun be, geçmeyen acı yok. Güçlüdür benim oğlum, atlatır bunu. Ya geçmezse? Ya geçmezse anne? Ya bir başkasını severse Bahar? Tamam, beni sevmesin. Ben zaten alıştım buna. Hep böyle olmadı mı? Hep ben sevmedim mi onu? Ama ya benim bakmaya kıyamadığım gözlere bir başkası bakarsa? Ya ellerini başkası tutarsa anne? O zaman ne yaparım ben? Ölürüm. Ölürüm. Ya söyle, anlat hadi. Dinliyorum. Tamam. Anlatacağım ama aramızda kalacak. Söz mü? Tamam, söz. Biz dün Cüneytlerin işini kutlama yemeğe gittik ya. Biliyorum. Ne güzel oldu. Babam çağırdı seni hatta. Evet. Ama Eylül Hanım da oradaydı. Yani aslında Eylül Hanım'ı kutlamaya gitmiş gibi olduk. Onun sayesinde işi almışlar. E'si işte Osman amca Eylül Hanım'ı çok beğeniyor. Ona çok güveniyor. O güzel, akıllı bir kadın. Başarılı da. Sen de kendini kötü hissettin. Cüneyt'e layık değilim falan diye düşündün. Elimde değil Yıldız abla. Feride, bak insan ne yaparsa kendine yapıyor. Ben bunu öğrendim. Biliyorum söylemesi kolay, yapması zor. Ama ne olursun kendini yıpratma. Kendini kimseyle mukayese etme. Sen mükemmel, eşsiz bir kızsın. Sen de. Asıl eşsiz olan sensin Yıldız abla. Senin kalbin. Yıldız abla, sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Ben 2 yıl önce üniversite sınavına girdim ya. Aslında kazanmıştım ama size söylemedim. Hoş geldiniz efendim. Otoparkta bekleyince ben de yukarı çıkmadım. İyi. Şirketin önünden ayrılma. İstifa etmediğini biliyor ya Feride. Hemen damlar buraya. Feride'yi al.
Şu adresi getir. Tamam efendim. Feride Cüneyt'le konuşmadan önce onu kandırman gerek. Her şey hazır. Sen de konuştuğumuz gibi rolünü iyi oyna. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Feride, inanamıyorum. Bunu nasıl yaparsın? Nasıl bize kazanmadım üniversiteyi dersin? Size daha fazla yük olmak istemedim Yıldız abla. Ay ne demek yük olmak Feride? Ay ben nasıl sana inandım? Hayır sen kazanamadım, üniversiteye gitmek istemiyorum filan deyince. Ay keşke inanmasaydım, keşke biraz zorlasaydım, üstüne gitseydim. Geçti gitti artık Yıldız abla. Ay, yapacak bir şey yok. Geçmiyor Feride, geçmiyor işte öyle. Biliyorsun ben de üniversiteye gidemedim. Gidip gelirken babam o kadar çok konuşuyor, o kadar çok karışıyordu ki ben de bırakmak zorunda kaldım. Pes ettim. Kolayı seçtim. O kadar pişmanım ki. Şimdi geri dönebilsem. Aslında sen dönebilirsin. Üniversite artık benim için zor Yıldız abla. Kendi işimi bulup paramı kazanıp dil kursuna gitmek istiyorum. Onun için iş ilanlarına bakıyorum. Her yerde dil soruyorlar. Bütün işler için İngilizce istiyorlar. Tamam o zaman. İngilizce kursuna gidiyoruz. Ben her şeyi halledeceğim. Zaten yıllardır yanıma insan arıyorum. Beraber gider öğreniriz ha? Gerçekten mi? Gerçekten. Bir yıl kursa gideriz. Birlikte çalışırız. Ha? Sonra yazın İngiltere'ye gideriz. Alışveriş yaparız. Londra'da müzeleri gezeriz. Ay ben çok heyecanlandım. Ya bir senede öğrenir miyiz o kadar? Ay öğreniriz tabii canım. Niye öğrenmeyelim? Feride, gelinliğini de İngiltere'den alırız. Kızlar, nereye kayboldunuz? Annem merak edecek. Hadi ben gideyim. Ay Yıldız abla, sen git ben bir telefonla konuşacağım, gelirim. Tamam. Bak bakayım bana. Gül bakayım. Aferin. Sonunda yüzün güldü. Sayende. Ya anne sen götüremezsin bunu tek başına. Ben götürürüm. Merhaba Bahar. Merhaba. Ben atkını getirdim. Dün yere düşüp kirlenmişti. Yıkadım ben de. Bu tabak da sizinmiş. Sağ ol. Oğlum kim gelmiş? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Nazire teyze. Bahar atkımı getirmişti. Sağ ol kızım. Ben de işe gidecektim, şunu götürmem lazım. Ya tutturdu götüreceğim diye anne, bıraksana o ağır, ben sonra götürürüm bunu. Aman be oğlum, bakma sen halime, kuvvetliyim ben, taşırım. Ben yardım ederim Nazire teyze. Berat sen işinden kalma. Ya ikiniz de bırakın, ben götürürüm sonra. Tamam işte biz Bahar kızımla beraber taşırız. İyi siz bilirsiniz. Sağ ol kızım. Allah razı olsun. Ne demek Nazire teyze? Günaydın Nergis. Günaydın. Oo Eylül Hanım, kolay gelsin. Teşekkür ederim Tunç Bey. Şey, bana otel planını mail atarsanız sevinirim. Atarım tabii. Kuzen, günaydın. Günaydın. Nergis, babama kahve götürsene. Hiç iyi değil. Aslında size de bir kahve lazım. Hiç iyi görünmüyorsunuz. Yok, bana daha fazlası lazım. Bunalttı beni, gergin yine. Her yeni iş aldığında böyle oluyor. Vallahi insanın iş yapası gelmiyor. Hallediyorum diyorum, anlamıyor ki. İstediğiniz dosya. Tamam. Eylül Hanım'a da verdim. Sağ ol. Ben hemen şu kahveyi halledeyim. Ne haber? İyi. Senden ne haber? Bunalmışsın. Babama bazen tahammül edemiyorum. Ne oldu yine ya? Siden meselesini atlattık. Şimdi de şu otel meselesi çıktı. Ama Eylül'e atacağım tabii.
Madem bu kadar bayılıyor, biraz onun başını dinlesin. Ben sana ne iyi gelecek biliyorum kuzen. Al bakalım. Selim, aç şu telefonu. Dayım bayağı beğeniyor şu Eylül'ü. Evet, çok güveniyor. Artık istese de bırakmaz. Eylül'ü görüp de beğenmeyecek adam tanımıyorum vallahi. Karşısına çıktığı her adamı büyüler. Babamı yaptığı işte büyülediği kesin. Ama söylediğin doğru. Baksana. Bir şansını dene istersen. O da yalnız sen de. Ya kuzen, ben ciddi ilişki aramıyorum ki. Eylül eğlenilecek değil, evlenilecek kızlardan. Yazık olur kıza. O modern görüntüsü var ya, onun altında bayağı mutasip bir yan var ha. Saf bir kız. Bayağı bir gözlemlemişiz ha. Ya dayım araştır dedi, biz de araştırdık. Bunu sen istedin Selim. Canım. Cüneyt, müsait misin? Evet bir tanem. Bir şey mi oldu? Selim seninle konuştu mu bugün? Yok. Ne konuşacaktık Selim benimle? Cüneyt, ben oraya geliyorum. Gelince anlatırım. Tamam. Sen nasıl istersen. Bekliyorum seni. Görüşürüz. Hayırdır? Anlamadım ki. Feride. Selim seni aradı mı dedi. Hayır dedim. Bekle ben geliyorum dedi. Neyse gelince anlarız. Sen Eylül'e otel planlarının mailini attın mı? Attım. Güzel. Nergis de otelle ilgili dosyayı hazırlamış. Ben onun yanına gideyim. Ferman da gelince müşterinin istediklerini öğrenir. Düzenlemeleri ona göre yaparız. Kolay gelsin. Görüşürüz. Ne yapıyorsun öyle çıt çıt çıt? Bir dön de konuş kızım. Yüzünü gördüğümüz mü var? Feride'ye İngilizce kursu bakıyorum anne. Ne olacakmış Feride'ye İngilizce kursuna bakıp da? İyi gelecek, göreceksin Feride'yi. Vallahi bilmem. Zühre anneciğim. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Zühre anneciğim. İzinle ben bir Cüneyt'in yanına gitmek istiyorum. Bir şey konuşacağız da. Ama kızım ya Osman amcan görürse? Hemen gidip dönerim. Önemli. Çok dolaşmam şirkette. Hadi tamam. Selam söyle. Olur. Ferman arıyor. Alo Ferman'cığım. İyiyim, sen nasılsın? İyi. Ferman'cığım, ben diyecektim, haftaya doktorla randevumuz var da yetişebilecek misin? Feride buraya geliyor. Cüneyt'le konuşacak. Seni gambazlayacakmış. Hazırlıklı ol. Cüneyt'le konuşmadan Feride'yi yakala. Adrese götür. Bir saate kadar orada olacaklar. Hazır olun. Neye ihtiyacım olduğunu her zaman bilirsin. Afiyet olsun. Sağ ol. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben her zaman buradayım. Biliyorum. Sağ ol.
Aman işte kötü evlilik. Kız da beter oldu, annesi de. Zülal bir bebeğiyle eve döndü ha. Senin yaşındadır, akrasınız herhalde. Tanıyorum Nazire teyze. Aynı ilkokula gitmiştik biz Zülal'le. Aşık oldum dedi. Gitti. Hayırsızın biriyle evlendi. O zaman gözünün önünde olan Cevher'i de göremedi. Bizim tuhafiyecinin oğlu vardı ya, Kasım. Hatırladın mı? Hı hı. Sevdalıydı ona. İstetti. Bizimki istemedi. Aman. Demem o ki. Seni sevdiğinle değil. Seni sevenle evleneceksin ki mutlu olasın. Kıymetini bilsin sen. Hah, geldik ya işte. Kuzum, Allah razı olsun. Buraya kadar taşıdın, hakkını helal et ha. Ne demek Nazire teyze? Ters taraftan bineceksin, aynı dolmuşlar. Yalnız dikkat et, dolmuşlar vızır vızır ha. Tamam, merak etme Nazire teyze. Kolay gelsin. Sağ ol. Nazire teyze gelmiş. Dur ben kapıyı açayım. Kendi açar canım. Ay, ben açardım kuzum da anahtarı bulamadım. Olsun Nazire teyze. Annemler ablama gitmişler, evde yoklar. Dur ben sana yardım edeyim. Tek başına mı taşıdın? Nasıl olsun bunları? Beni arasaydınız keşke. Yardım ederdim sana. Ay yok. Bizim mahalleden bir kızcağız yardım etti. Domates püresi yaptım. Kışlık. Birkaç kavanoz da buraya getirdim. Nereye Feride? Cüneyt'le konuşmayayım diye beni burada mı bekliyorsun Selim? Ama buna engel olamazsın. Şimdi konuşacağım. Feride, önce beni bir dinle. Seni dinleyemem Selim. Ya sen ne biçim insansın ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hiçbir şey bilmiyorsun. Neyi bileceğim? Sen resmen hırsızlık yaptın. Ya başka çarem yoktu. Ne olursa olsun bunu yapamazsın Selim. Senden bunu hiç beklemezdim. Ya bir kere de neden yaptın diye sor be Feride. Soramam. Hırsızlığın nedeni olmaz Selim. Sence bu yaptığımın iyi bir nedeni olamaz mı? Bu ne demek şimdi? Gel benimle anlarsın. Gelemem. Cüneyt bekliyor. Feride, gel dedim. Lütfen. Antalya'daki diğer otellerin konseptine baktım. Bu otelin mimarisi çok modern. Planlardan anladığım kadarıyla da geniş alanlar yok. O yüzden sade mobilyalar kullanmalıyız. Böyle ferah renkler. Ben birkaç renk çıkardım. Bence bunlar arasından seçebiliriz. Evet, haklısın. Bir yere mi gideceksin? Yok. Feride gelecekti de. Bırakalım istersen. Hayır. Devam edelim, affedersin. Şu üç renk arasında karar vermeliyiz bence. Bu arada babam seni epey bunaltacak, haberin olsun. Sitem işinde güvenini kazandın. Artık her şeyi sana sorar. Hiç önemli değil. Osman Bey'in güvenini kazandım ya. O bana yeter. Tamam anneciğim. Ben de çok öpüyorum. Onun da selamı var. Görüşürüz. Selamları var. Annemler İtalya'ya Okan'la Yelda'nın düğününe gitmişlerdi. Yelda fotoğraflar atmış da onu anlatıyor. Onlar kimdi? Aşkım basketçi Okan. Yelda da benim liseden sınıf arkadaşım. Hani sarışın, uzun boylu. He, hatırladım. Yelda deyince hatırladın tabii. Saçmalama Handan. Şaka yapıyorum aşkım ya. Bu arada düğün muazzam olmuş. Annem öyle diyor. Aslında fena fikir değil, değil mi? İtalya'da düğün yani. Un kurabiyesi. Sana yaptım. Bakalım beğeneceğim mi? Feride'ninki gibi olmuş mu? Kemal'im. Çok teşekkür ederim. Berat'ı eve taşımışsın ya. Ne demek Nazoş'um? Berat benim kardeşim. Bahar sana neyse ki haber vermiş. Kız başını hayatta taşıyamazdı. Kemal.
Sağ ol. Allah razı olsun. Ha? Lafı bile olmaz. Ne dedi o? Bahar mı dedi? Evet. Bahar kim Kemal? Arkadaşım. Hiçbir şey anlatmıyorsun bana. Hayatında neler oluyor hiç bilmiyorum. Mesela ben Bahar diye birini tanımıyorum. Kim o? Ablacığım bir dinler misin lütfen? Kader, neyini dinleyeceğim seni? Nasıl söylesene neyini dinleyeceğim? Doğru bir şey söylemiyorsun ki hiç. Hep yalan söylüyorsun bize. Ya abla söyleyemedim işte. Deneme sınavım kötü geçti deseydim annem ne kadar üzülürdü. Çok mu düşünüyorsun annemi? O zaman oturur adam gibi çalışırsın. İyi notlar alırsın Kader. Sınavım iyi geçti diye yalan söylemezsin. Annemi mutlu etmenin yolu bu değil. Ya abla, abla. Ben de eve kadar taşıdım Berat'ı. Çok sarhoştu. Hepsi bu kadar. Hepsi bu değil Kemal. Ben sana Berat'ı sormuyorum ki. Bahar'ı soruyorum. Söyledim ya Handan. Berat'ın komşusu, mahalleden arkadaşım. Vay. Arkadaşın demek. Artık varoş tiplerle mi takılıyorsun? Handan, terbiyesizlik etme. Sana inanamıyorum Kemal. Benimle olman gereken zamanlarda Berat'lasın. Mahallede mahalle. Şimdi de kalkmış bir varoş gülü için bana bağırıyorsun. Handan, bıktım artık senin bu tavırlarından. İnsanları aşağılamandan, küstahlığından. Ben de senin bu hallerinden bıktım Kemal. Bir tane doğru düzgün vasıflı arkadaşın olmamasından, en yakın arkadaşının varoş bir dolmuş şoför olmasından bıktım. Senin o varoş dediğin insanlar var ya, senin o vasıflı arkadaş senin onların yanına bile yaklaşamaz. Hepsinin sahteliğinden, ikiyüzlülüğünden nefret ediyorum, nefret! Bak bir dahakine daha iyi çalışacağım. Sana söz veriyorum. Ablacığım ben de insanım. Etkileniyorum yaşadıklarımızdan. Hatırlasana biz evden atılıyorduk abla. O İstan denen pislik bizi evden atıyordu. Herkese rezil olduk. Ne yapayım ben de çalışamadım işte. Kader. Senin yüzünden evden atılıyorduk biliyorsun değil mi? Sen kira parasını kıyafetleri harcadığın için. Bari bunu bahane etme tembelliğine. Yeter ya yeter. Kimse benim duygularımı düşünmüyor. Kimse neyi neden yaptığımı sormuyor bile. Kader. Yapma. Yalan söylemen ve bu yaptığın hiçbir şeye bahane olamaz, tamam mı? Hem senin tek yapman gereken üniversite sınavına çalışmak. Ve kazanmak. Yapman gereken tek şey bu. Hem senin sefil dediğin hayatımız var ya. Bundan kurtulmanın tek yolu da bu. Tamam biliyorum. Gençsin, gezmek, eğlenmek istiyorsun. Onların da sırası gelecek. Ama şimdi değil ablacığım. Şimdi değil. Ben sendeki arkadaşlarım ne kadar rahatlar. Ne para düşünüyorlar, ne hasta annelerini düşünüyorlar. Geziyorlar, eğleniyorlar. Abla bir de bana bak. Sen onlar kadar şanslı değilsin. Biz onlar kadar şanslı değiliz. Bizim seni bir yıl daha dershaneye gönderecek paramız yok. Ne yapalım, durumumuz ortada işte. Ya sen de farkına var artık. İmkanlarımızın, ne olduğumuzun farkına var. Aklını başına topla ablacığım. Hadi. Selim, ne oluyor? Neresi burası? Şş, göreceksin şimdi. Seni buraya getirmeye hiç niyetim yoktu. Ama bana başka seçenek bırakmadın.
Geçsene. Gayet güzel. O zaman bunlar üzerinden başla çalışmaya. Kafamda bir şeyler var zaten. Eminim vardır. Ben odama gidiyorum. Tamam, görüşürüz. Planları sana birazdan göndereceğim. Bir otel işi aldık. İstenilen renkleri de göndereceğim. Sade, modern, insanı boğmayan mobilyalar olsun. Aynen aynen. Minimal mobilyalar. Farkı ayrıntıda gizli olan şeyler tasarla. Çıkardıkça da bana gönder. Tamam. Tamam, merak etme. Para her zamanki gibi hesabında olacak. Görüşürüz. Kim bu Selim? Askerlik arkadaşım. Benim hayatımı kurtarmıştı hudutta. Şimdi de sıra bende. Kan davası yüzünden onu vurdular. Öldü sanıyorlar. Peşinden gelirler diye hastaneye gidemedi. Olamaz. İşte bu yüzden sana bir şey söyleyemedim. Benim yüzümden senin de bu işe karışmanı istemedim. Özel doktor buldum. İlk müdahaleyi yaptılar. Çok para gitti. Şimdi iyileşmesini bekliyoruz. Lira üstü. Abicim ne bu surat? Sabahtan beri konuşmadın da. Boş ver ya. Ya bırak Allah aşkına. Güya sen benim ifademi almaya geldin de. Önce senin ifadeni almak lazım. Ne var? Boş ver dedim ya be abi. Asıl sen anlat. Neydi o dünkü halin? Bahar'a patronla tartıştık demişsin de. Yemem ben o geyiği. Boş ver desem. Gönül işi değil mi? O mektup yazdığın kızla mı ilgili? Keşke daha önceden söyleseydin Selim. Nasıl söylerdim Feride? Bu adamlar çok tehlikeli. Gözlerini kırpmadan adam öldürüyorlar. Paraya mecbur kalmasam ben bu kumaşları çalar mıydım hiç? Yemek yediğim kaba pisler miydim? Mecbur kaldım. Bu çocuğu ölüme terk edemezdim. Böyle hayati bir mesele olmasa sana bunları yaşatır mıydım? Bu iş için sen bana kefil oldun Feride. Kurtulacak mı peki? Kurtulması için her şeyi yapıyorum. Efendim Cüneyt. Feride, seni bekliyorum. Neredesin sen? Gelmeme gerek kalmadı. Sorun çözüldü. Emin misin? Selim'le ilgiliydi. Tamam canım, halloldu. Önemli bir şey değil. Şimdi kapatmam lazım. Peki. Evde görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Selim, ben çok üzgünüm. Bilmiyordum. Merak etme. Maaşımdan artırıp sana bir şekilde borcumu ödeyeceğim. Ben de sana yardım edeceğim. Eylül, ben çıkıyorum. Herhangi bir şey var mı? Yok efendim. Peki, araban yoksa bırakalım seni de. Çok teşekkür ederim efendim, arabam var. Peki, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
İyi akşamlar Nergis. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi hasılat topladık ha. Şimdi bir tur daha atarız. Ondan sonra da bir kenara çekeriz. Zaten trafik de yoktur. 2 dakikada gider geliriz. Olur valla. Muavinlik hiç de fena değilmiş. Ben halimden memnunum. Nerede bu fotoğraf ya? Ne oldu, ne aranıyorsun? Ya güneşlikte bir tane fotoğraf vardı da onu bulamıyorum. Vay, kardeşimizi bu hale getiren hatunun fotoğrafı ha? Ya yok, o değil de. Neyse. Burada bekleyelim. Çünkü buradan mutlaka müşteri çıkıyor. Fenayım diyorsun yani. Yok be oğlum. Öyle müşteri beklerken dinliyoruz işte. Acıkmışım dediğinde inanmamıştım. Bir şey kalmış. Çok mu komik gözüküyordum? Yok. Güzeldin. Yani güzelsin. Tamam. Beni sevmesin. Ben zaten alıştım buna. Hep böyle olmadı mı? Hep ben sevmedim bunu. Ama ya benim bakmaya kıyamadığım gözlere bir başkası bakarsa? Ya ellerini başkası tutarsa anne? O zaman ne yaparım ben? Ölürüm. Ölürüm! Bahar kendine gel. Ya biri görürse? Rahatla biraz. Hem bak, güzel haberlerim var sana. Selim Feride'yi kandırmış. Feride Selim'i Cüneyt'e ispiyonlamaktan vazgeçmiş. Üstelik Feride şüphelenmemiş bile. Aptal. Şüphelenmediği gibi Selim gözünde daha da büyümüş Feride'nin. O zaman Selim'in bizim için ne yapacağını öğrenme zamanı geldi. Aynen öyle. Ben birazdan Selim'le konuşurum. Ben çıkıyorum. Seni seviyorum.
Ne yapıyorsun burada? Hiç. Merak ettim seni. Merak edilecek bir şey yok. Selim'le ilgili bir sorun vardı, halloldu mu? Önemli bir şey değildi. Hallettik dedim ya. İyi misin sen? İyiyim. Sen olmasan... İyi ki varsın Cüneyt. Sen de iyi ki varsın bir tane. Bugün rolünü çok iyi oynamışsın. Aferin. Sağ olun Tunç Bey, sayenizde. Şimdi sıra geldi asıl oyunculuk performansını görmeye. Emredin yeter. Feride ile aranı çok iyi tutacaksın. Feride liseden arkadaşıyla çok iyi geçinen, temiz, saf bir kız gibi görünecek. Ama dışarıdan sizi görenler sevgili olduğunuzdan şüphelenecekler. Oyunun sonunda aynı yatakta yakalanacaksınız. Vay, güzelmiş. Feride namusu kirlenmiş bir şekilde bu evden ayrılacak. Sen tabii rolünü her zamanki gibi güzel oynayacaksın. Parçalar birleştiğinde Feride'nin ihaneti ortaya çıkacak. Bu oyunda ben de sana yardımcı olacağım. Böylece Feride'nin gerçek yüzünü herkese göstereceğiz. Yaptıklarının karşılığını fazlasıyla alacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık Tunç Bey. Anlaştık. O kadar hızlı gitme ya. Geçen günkü gibi olmasın. Yok, iyiyim ben, merak etme. Olmam öyle bir daha. Berat. Bu kızın adı ne? Boş ver be kardeşim. Tanımazsın zaten. Kemal, eskiden mahalleye gelirdin, hatırladın mı? Hani hayal kurardık, lisedeydik o zamanlar. Sen üniversiteden bahsederdin. Uzak diyarlara gitmekten, gezmekten, okumaktan. Senin hayallerin bunlardı. Hepsini gerçekleştirdin. Benim hayallerim neydi? Bir ailem olsun. Güzel bir karım, güzel bir çocuğum, bir de küçük bir evim. Ama ben bunları bile beceremedim be oğlum. Öyle deme be kardeşim. Hem daha yaşın kaç? Başka kız mı yok? Yok abi. Başka kız yok. Çünkü ben ona aşığım. Benim için başka kız yok ve hiçbir zaman da olmayacak. Aşıksan bilirsin abi. Gözün başkasını görmez. Sen mesela. Handan yengeden başkasını görüyor mu gözün? Ya ömründe bu kadar güzelini görmemişsindir biliyor musun? Yani ben görmedim. Ya Allah belanı versin, çok güzel ya. Güldü mü, gözlerinin içi gülüyor. Küçücük şeylerden mutlu olmayabiliyor. Ya bir insan güldüğü zaman bu kadar mı güzel olur? Görmen lazım. Ya bir insan
hem bu kadar iyi, hem bu kadar masum olur mu? Anlatamam ki, tanıman lazım. Anlayacağın, benim için başka kimse yok. Ben onun yanında iyiyim ya. Ben onun yanında mutluyum. Yani o yoksa hiçbir şey yok. O yoksa şurası atmıyor be abi. O yoksa dünya yok. Aşk bu yani, öyle mi? Aynen öyle. O zaman ben de aşığım be kardeşim. Ben çok aşığım.